Style paket, evet. Ama Lifestyle bir de en üst bir paket daha çıktı. Hepsine benzer özellikler açılıyor. Şimdi bununla ilgili güzel bir videomuz vardı ama şu eller serbest uzaklaşınca kitlemeyi görmenizi istiyorum. Onun için videoyu bir genişleteceğim. Şimdi anahtarım burada. Şimdi bu araca yaklaşınca kapılar otomatik açıyordu ama bu eller serbest o kadar güzel bir şey ki alışınca bırakamıyorsunuz. Bakın şu anda uzaklaşıyorum. Bakın kilitledi hem de kornayı çaldı. Bu arada kornalı bildirim de açtık aracı. Buradan da göstereceğim. Yani çık arabayı, camların kapalıysa çek git, kendi otomatik kilitlensin. Muazzam bir konfor özelliği. Şimdi diğer özelliklere geleceğiz. Aracı şöyle bir camları açayım. Kilitle korna ve alarmı göstereceğiz. Bakın araca kilitlemede kornalı bildirim yaptık. Hem de yumuşak böyle, çevreyi de rahatsız etmeyecek seviyede. Aracın yerini bulmak için güzel bir özellik. Hemen akabinde alarmı göstereceğim. İşte araç kilitlendi, şu aynalar kapandı. Biraz bekleyelim abi. 30 saniye sonra şey devreye girecek. Azıcık daha bekleyelim. İşte hırsız gelip camı kırıp kapıyı açarsa ya da şu kapı kulpundan maymuncukla zorlayıp açarsa, bildiğim kadarıyla bagaj ve kaput da dahil ama onu test edemiyoruz. Öyle bir açma yeteneğimiz yok. Tamam abi, açalım. Bakın. Araç korna ve dörtlerine uyarı verdi. Aracın kapısının bir şekilde açıldığı ile ilgili müdahale etti. Abi bir şey yapabilir misin ya, sana zahmet. Çalıştır arabayı. Stopları gösterelim aynen. Şimdi normalde gündüz vakti bu stoplar yanmıyordu. Onu da yanar hale getirdik. O da arkadan çarpmaları önlemek için güzel bir özellik. Bakın basma freni abi, bakın. Gündüz vakti olmasına rağmen stoplarımız yanıyor. Tamam araba kapalıydı ama dışarıda da yanıyor. Yani ondan emin olabilirsiniz. Şimdi bu özellikleri nasıl açıyoruz arkadaşlar? Bakın aracın şuradan OBD soketinden bağlanıyoruz. Bluetooth'u koparırsan abi şöyle bilgisayarda açıyoruz ya da farklı cihazlarda, tabletle vesaire. Şu bakın araca özel broşürlerimiz var. Burada ne açılacak, fiyatlar nedir, hepsi var ve bu hizmeti 25 ilde veriyoruz. Şöyle bakın şu haritada göreceğiniz turunculu yerler. Gördüğünüz gibi Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda. Bu kadar reklamdan sonra bu arada WhatsApp hattından da aracın özel broşür isteyebilirsiniz. Şimdi bu araçta kadranlarımız yoktu. Gördüğünüz gibi bakın Cupra kadran geldi. Bir de yeni R logo geldi. İşte şuraya tork geldi. Buraya güç değişimi geldi. Anlık güç. Benim çok hoşuma giden şurada direksiyon açısı var. Ayrıyeten şuraya da işte şarj basıncı, güç geliyor. Farklı farklı veriler var. Ha, ek yakıt miktarı, bu da aslında fena bir özellik değil. İşte 25 litre yakıt alırsanız depo dolacak anlamına geliyor. Depodaki boş alanı gösteriyor. Ama esas bak şu direksiyonu da çevireyim. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle çok çevireyim. 30 derece limit vardı. Aynen bunda da 30-31 derece dönüyor. Şimdi diğer kadranlara geçelim. Bakın şöyle gaz şubu olan bir kadranımız var. Niye direksiyon açısı burada? Buradan daha iyi görülür. Bakın kaç dereceye kadar? 31 dereceye kadar dönüş izni veriyor bu araç. Bu şekilde. Şimdi başka neler var? Normalde farı kapatamazsınız hiçbir şekilde. Şurada mıydı? Bakın park lambası. Farlar kapalı modumuzda var. Normalde bu araçta farlar kapalı gezmez mümkün değil. Tabii kapatmayın ama bir opsiyondur, seçenektir. Kullanabilirsiniz. Buyur usta, sen bir şey diyecektin. Ha evet, teşekkür ederim. Tecrübeli olunca önceden süperbini açmıştık. Şimdi 300 kilometreydi. 260 mıydı? 240'lı 360 ve taksimatlı yaptık bunu. Başka bakın yine benim çok hoşuma giden bir özellik. Araç çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bakın kumandadan aracı kilitleyebiliyorum, açabiliyorum. Bu da çok enfes bir özellik. Yani istediğinizde diyelim araç soğuk, bir marketten bir şey alıp geleceksiniz. Orada ısınmasını istiyorsanız aracı kumandadan kilitleyip açabilirsiniz. Başka şurada araç kısmında şu sesli onayımızı bakın şey yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman buradan iptal edebilirsiniz onay sesini. Bir de şu araca yaklaşınca kilidi aç vardı. Uzaklaşınca kilitle yoktu. Onu da menüsünde buradan görün. Dışarıda ilk gösterdiğim özellik oydu zaten. Fara gündüz fara açma kapama geldi ama o zaten şuradan da yapılabiliyor. Usta söylemeyi unuttuğunuz bir şey var mı? Bence kesin var da. Şuradan ben kopya çekelim. Kronometre tabii. Ha, onu da mı yukarı aşağı yapalım? Tur sayısı geldi. Bakın şöyle kronometre başlatabilirsiniz. Durdurabilirsiniz. Şöyle penceremi kapatayım. Başka işte R logo, offroad menü vesaire. Ha bir de şimdi gösteremem herhalde ama şu iç aydınlatmaların faslı kapanması, bir deneyeyim bakayım.
aracı kilitleyince herhalde. Tabii karanlık da değil. Yani şunlar fazlalı açılıp kapanıyor. Aynı şu yukarıdakiler gibi. Onu kapandı sanırım, evet. Yok, parlıyor. Aslında şu an kapanmış durumda. Neyse, o da küçük bir özellik. Başka ne yapılıyor? İşte gaz tepkisi artışı yapılabiliyor bu araçta. Bir de şunun şeyi olsaydı, geniş alan olan olsaydı flash diskten video oynatma da olurdu ama bu dar ekran olduğu için olmuyor. Şöyle araç sahibine de kısa bir görüşünü sorayım. Üstad, sen tabii tecrübelisin. Seninle bir süper videomuz vardı. Aynen. Eyvallah. Bizde özellikle. Şöyle, eyvallah. Açlıklarımızdan en çok hoşuna giden özellik. Unuttuk hatta söylemeyi. Aynen. Tamam abi, göstereyim şimdi onu. Şimdi takibin hafızası. Tabii. Şimdi bu araçta, evet, arkadaşım ilk onu sordu. Dedi ki biz şerit takibi her seferinde kapatıyoruz. Biraz zorluyor dedi. Şurada asistan kısmında. Hatta onu da test edelim bu arada. Asistanda şöyle. Şerit takibi evet, bak kapalıya almıştın. Tabii. Sen kapalıda durdu. Aynen, aynen. Ben şu an dokunmadım. Aynen. Hani açıkta bırakırsanız açıkta, kapalıda bırakırsanız kapalıda. Şimdi röportaja devam. Abi bunun dışında en çok hoşuna giden özellik hangisi oldu? Hepsi hoşumuza gidiyor. Bir tane söyle ama. Arka stopların gündüz yanması. Eyvallah. Mühendis olunca güvenliğe önem veriyor. Güne güne kullan. Süper bir kaç sene kullandın açık. Akü söküp takınca kayboldu mu özellikler? Yok. Arıza yaktı mı? Yok. Bunu çok soruyor insanlar da sana da kullanan biri olarak soruyorum. Ha doğru, satmadın arabayı değil mi? Peki. Güne güne kullan usta. Eyvallah. Ben yerimizde göstereyim. Arkadaşlar biz Ankara, eyvallah, Ankara Balga Çankaya Vanvay'dayız. Muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz ama işin güzel tarafı bu özellikleri Türkiye geneli 25 ilde açabiliyoruz. Sadece Ankara'da değil. Bu videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınıza özel broşür isteyebilirsiniz. Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Renault, Dacia, Fiat araçlarınıza özellik açıyoruz. Şimdi yeni nesil Peugeot Citroen'i de açmaya başladık. Herkesi bekleriz.